Affedersin. Apşu. Affedersin. सांसों से जैसे डोले रात उंगलियों से मौसमों को शौकियों से बात करने दो Yaşlı okula gidiyorum ama Palak ve Payel'in okuldaki durumları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yaş... Ati... Sen söyle. Seni dinliyorum. Ben üzgünüm ama Palak ve Payel'in durumları hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Anladım. Peki... Palak ikinci, Payasa birinci. Sen bana ne söyleyecektin? Payal ve Palak'ın ders çalışıp çalışmadıklarını soracaktım. Saat 9:30 ve hiç park yeri kalmamış. Eğer istersen önce ben içeriye gireyim. Sen de arabayı park edip gelirsin. Pekala. Toplantı müdür odasında. Koridordan düz gidip sola dön. Yedil he, yedil he, yedil he. Sab is dil ki to mushkil he. Onu okula bırakmak için çalışanların motorunu mu kullandın? Beni affedin ama bunda yanlış olan ne? Gidip sandaletlerini değiştir. Çok üzgünüm ama onları çıkarmam pek mümkün değil abi. Anneciğim, çiğ mango şerbeti yaptım. Lütfen iç. Bence tadı harika oldu. Vidi, içine zencefil koymadın mı? Çiğ mango şerbetine zencefil koyulur mu?
Anneciğim, çiğ mango şerbetine zencefil konulmaz. Evet, çiğ mango şerbetine zencefil katılmadığını ben de biliyorum. Ama biraz zencefil koyulursa tadı çok daha güzel olur. İnsana ferahlık verir. Ukalalık yapıyorlar. Üzülme yenge. Annem sadece başkasına olan öfkesini bizden çıkarıyor. Merak etme, ben onu bu durumdan kurtaracağım. Bir insanı şaşırtmanın çok farklı yolları vardır. Anneciğim, aslında diyorum ki... Anneciğim, ne kadar güzel tırnakların var. Gerçekten. Manikürünü nerede yaptırıyorsun? Hayır, manikür falan yaptırmıyorum. Tırnaklarım Tanrı'nın lütfu. Yapay şeyler kullanmayı sevmem. Aslında çok iyi yapıyorsun. Bu arada anne, tırnaklarına sürersen daha güzel görünür. Ama sen tırnaklarına nasıl bir oje sürdün? Simsiyah olmuşlar. Anne, bu siyah değil, koyu mor. Bu aralar çok moda. Bu moda yerin dibine batsın. Ellerini çok kötü gösteriyor. Ellerin çok güzel ama bir cadının ellerine benzemiş. Tırnakların zehre batırılmış gibi duruyor. Ojeni hemen değiştir, bunu yok et. Git daha güzel bir oje bul. Ve benim için de güzel bir renk beğen. Kırmızı ya da açık pembe olabilir. Benim bunca yıldır yapamadığım şeyi Parit'i gelir gelmez yaptı. Sanki odanın içinde dünya savaşı çıkmış gibi. Hey Evdi, seni almaya geldim canım. Hadi hemen hazırlan. Neden? Bugün birlikte sinemaya gidiyoruz. Çok romantik bir film gelmiş. Gerçekten mi? Aslında bir film izlemeyeli çok uzun zaman olmuştu. Sanki bir asır geçmiş gibi. Tamam, o zaman hemen hazırlan. Sonra da çıkalım ha? Anne. Anne, okul projemi yapacaktın hani? Dün akşam bana vaktin olmadığını söyledin. Bugün saat 1'de teslim etmem gerek. Ben de odayı topladıktan sonra yanına gelecektim zaten. Ama elini çabuk tut lütfen. Ha, tamam. Ama biz... Bu durumda seninle sinemaya gelemem. Vedanta projesi için yardım etmek zorundayım. Neyse, önemli değil. Sorun yok, otur. Öyleyse saat 10'daki ilk seansa gitmeyeceğiz. Hı? Biletler iptal olsun, önemli değil. Bu durumda biz de diğer seans için bilet alırız. 3'teki seansa birlikte gideriz o zaman. Ondan sonra da birlikte akşam yemeği yer, akşam göl kenarında el ele oturup romantik sohbetler ederiz tatlı. Akşama kadar dışarıda mı olacağız? Hayır, o kadar kalamam. Evde yapacak bir sürü iş var. Vedant'ın projesi, sonra Vedika'nın projesi. Hem akşam yemeği de yapmalıyım. Arpita ve Parit'e evde yeni. Evde kimin ne tür yemekleri sevdiğini bile bilmiyorlar. Ama Vidi, hiç olmasa bir gün... Hayır, ben gelemem. Ayrıca annem buna çok kızar. Nasıl gelirim? Senden sürekli aynı yanıtları duymaktan bıktım artık. Bir gün evde olmasan evin altı üstüne mi gelecek, söyle. Tabii ki öyle olmayacak. Sen de biliyorsun, annem bütün sorumlulukları bana verdi ve başka kimseye güvenmiyor. Durum böyleyken evi nasıl bırakıp gidebilirim? Elbette. Önemli olan bu değil mi? Hı? Karımla birlikte bir gün geçirmem bile imkansız artık. Sen kesinlikle bana önem vermiyorsun. Ailenin ideal gelini ve ideal annesi olarak evde oturabilirsin artık.
Bir türlü sorumluluklarını bir başkasına devredip hayır demeyi öğrenemedin çünkü. Beni mutlu edecek hiçbir şey yapmıyorsun. Beni düşünmüyorsun. Bu kadar büyük bir ailenin gelini olmak, herkesi memnun etmek, herkesi bir arada tutmak çok kolay bir şey mi? Bunu sadece ben biliyorum. Bunu sana anlatamıyorum. Pari de doğru dürüst bir şey yapamıyor. Arpita sürekli Anş'ın peşinden koşuyor. Bütün yük benim sırtımda. Evin bütün işini yapmak için fedakarlık yapmam gerek. Bunu hala neden anlamak istemiyorsun? Bana bütün bunları nasıl söyleyebilirsin? Pratik. Hı. Sence bu oje nasıl? Çok güzel. Çok farklı bir şey denemişsin, değil mi? Ama annem bundan hiç hoşlanmadı canım. Ona göre tırnaklarım cadı tırnağına benziyormuş. Çok tuhaf bir kadın gerçekten. Biliyor musun? Bugün Arpita yengemi de azarladı. Hem de sırf yüksek topuklu sandalet giydiği için. Ondan hemen sonra Vidi yengeyi çiğ mango şerbetinin içine zencefil koymadığı için bir güzel azarladı. Sonra ne oldu biliyor musun? Sana ismine hitap ettiğim için bana da sorun çıkardı. Sana bay, dinle, beni dinle gibi şeyler söylemeliymişim. Haddimi aşmamam gerekirmiş. Yani dışarı çıkıp dolaşmak, giyeceğim kıyafetleri seçmek için ondan izin almak zorunda kalacağım. Hem bu evde ondan başka kimsenin bir şey söylemeye hakkı yok. Benim kendi babamın evinde her şeyi konuşabiliyordum. Bana ne annem engel oluyordu ne de babam. Ama bu evde hapisteymişim gibi hissediyorum. Hayatım, seni hiçbir şey yapmaktan alıkoydun mu? Söylesene. Ayrıca annem açısından düşünürsek sen Archie Paridis'in. Ve sen tatlı dilinle milyonların kalbini kazandığına göre eminim annemin kalbini de kazanabilirsin. Hem zaten kazanmak zorundasın. Benim için ve büyük aşkımız için. Tamam mı? Çok doğru söyledin. Ben Archie Paridis'im. Pratik Cindy'ye benim için deli olabiliyorsa annesi neden olmasın? Küçük gelin. Hemen gitmeliyim. Ama... annem benden koyu kırmızı oje istemişti de gidip onu vereyim. İyi ama Paride... Ama ne? Önce kayınvalidemi ikna edeyim. Sonra da seni ikna ederim. Pari. Demek bayan Cindy'ye sizsiniz. Palak ve Payal'ın annesi. Evet. Peki nerelerdesiniz? Cindy'ye evinde. Çok uzakta değil. Yakın sayılır. Size adresinizi sormadım. Dikkatiniz ve ilginizin nerede olduğunu sordum. Efendim? Üzgünüm bayan Cindy'ye. Ama ne yapabilirim? Çocuklarınızın genel karnesine bakıldığında annelerinden gerekli ilgiyi görmedikleri açıkça görülüyor. En azından bu kadarını biliyor olmalısınız. Çünkü çocuklar için ilk öğretmen anneleridir. Bu nasıl bir annelik? Bu ilgisizliğinizin çocuklarınıza nasıl bir etkisi olduğunu biliyor musunuz? Beni dinleyin. Palak ve Payal. İkisi de çok başarılı öğrenciler. Ama sosyal olarak içe kapanıklar. Kimseyle konuşmuyor ve kimseyle oyun oynamıyorlar. Ve önlerine gelenle kavga ediyorlar. Ve bütün bu olumsuzluklar sosyal olarak gelişmelerini etkiliyor. Ancak bunun sorumlusu çocuklar değil. Çünkü bu onların hatası değil. Hatalı olan sizsiniz. Kaba olduğumu düşünebilirsiniz. Ama gerçek bu bayan Cindy'ye. Palak ve Payal her annenin çocuklarına verdiği güzel değerlere ve ilgiye ihtiyaç duyuyor. Zengin annelerin çoğu çocuklarını umursamıyor. Onların tek yaptığı şehirde gezip hava atmak. Ama nedense çocuklarına ayıracak vakit bulamazlar. Affedersiniz. Bence bu konuda yanlış düşünüyorsunuz. Nasıl yani? Demek istediğim,
Bayan Artie ile sadece 2 gün önce evlendim. İşte sebebi bu. Bu arada Payal ve Palak'ın anneleri maalesef artık hayatta değil. Bu yüzden çocuklarla kendim ilgilendim. Onlarda bir eksiklik varsa bundan ben sorumluyum. Bayan Artie değil. Size yemin ederim Bayan Lobo. Bir dahaki sefere size şikayet etme fırsatı vermeyeceğim. Palak ve Payal'le ben ilgileneceğim. Onlara anne sevgisi vereceğim. Aslında haklısınız. Bir çocuğun ilk öğretmeni kesinlikle annesidir. Ben de Palak ve Payal'in ilk öğretmeni. Yeni anneleri olacağım. Palak ve Payal'ın öğretmeni ne dedi? Güzel şeyler söylemiştir. Tabii ki öyledir. Çünkü çocuklarımıza disiplinli olmayı öğrettik. Palak ve Payal da bir kusur bulamayacakları konusunda çok eminim. Okul müdürü Payal ve Palak'tan şikayetçi oldu. Şikayet mi? Neden oğlum? Sınavlarda düşük mü not almışlar? Hayır anne. Notları çok iyi. Ama maalesef Payal ve Palak içine kapanıkmış anne. Sınıfta kimseyle konuşmuyorlarmış. Bu endişe verici bir durum. Kendi yaşıtlarıyla kaynaşmaları gerekirdi. Evet baba. Ama lütfen siz merak etmeyin. Payal ve Palak eve geldiğinde onlarla konuşacağım. Anlamalarını sağlayacağım. Hatta eğer gerekirse ikisini de başka bir sınıfa aldırmaya çalışacağım. Böylece diğer çocuklarla etkileşim kurabilirler. Buna hiç gerek yok. Bayan Lobo çok haklıydı. Hata Palak ve Payal'in değil. Yetiştirilme tarzımızda bir şeyler eksikti. Bakın kile hangi şekli verirseniz hep o şekli alır. Palak ve Payal hala çocuk. Ve çocuklar çok masum varlıklardır. Yağmurda ıslanmayı, içi su dolu çukurda atlamayı, havlu yerine bir giysiyi kullanmayı severler. Büyüklerle aynı fikirde olmama, doğru söyleme cesareti sadece çocuklarda bulunur. Masum çocukluklarını Palak ve Payal'in elinden almamalıyız. Evet biliyorum. Çocukları disiplinli ve değerlere saygılı yetiştirmek çok önemlidir. Ama çocuklar çocukluklarını yaşamalı. Onları vaktinden önce büyümeye zorlamayın. Sonuç olarak çocukluklarını yaşamaktan başka çareleri yok. Ve çocuklar her zaman çocukluk dönemlerini baskı altında kalmadan, sorumluluk almadan yaşamak zorundadırlar. Çocuk oldukları unutulmamalı. Bizim evde olduğu gibi onları farklı yetiştirmek, onları iyi birer insan olarak yetiştirmek ve her ikisini de bu durumdan kurtarmak için sizden izninizi istiyorum. Evet, bunu yapabilmem için izninize ihtiyacım var.
evdeki disiplinin Payal ve Palak'ı kısıtladığını mı söylemek istiyorsun? Yani bu yüzden mi başka çocuklarla konuşmuyorlar? Evet. Hiç sanmıyorum. Bu söylediklerine katılmam imkansız. Düşündüğün şey kesinlikle yanlış. Baba, ben gidiyorum. İş yerinde çok işim var. Bu eve geleli sadece 2 gün oldu. Şimdiden yetiştirme tarzına kötülüyorsun. Sen sadece 1 tane çocuk doğurdun gelin. Ama ben 3 erkek çocuk doğurdum. Onlara sahip çıktım ve onları öyle büyüttüm ki bugün bu ailenin tüm işlerini büyük bir dürüstlük ve anlayışla yürütüyorlar. Bence birini suçlamadan önce kendi oğluna bir bak. Anladın mı? Evet. Ama beni yanlış anladın anne. Ben kimseyi suçlamıyorum. Öyle mi? Az önce herkesin önünde Palak ve Payal'in yetiştirilme tarzının yanlış olduğunu söyledin. Unuttun mu yoksa? Sadece günümüzde çocuk yetiştirmenin değiştiğini söylemeye çalıştım. Zaman çok değişti. Biz de düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. Emin olun, bu çocuklar için de çok daha iyi olur. Biz büyükler artık eskiden olduğu gibi çocuk yetiştiremeyiz. Ama büyüklere saygı duymanın önemli olduğuna katılıyorum. Sadece... Yeter. İster dolaylı yoldan söyle, ister doğrudan söyle. Anlamı aynı, öyle değil mi? Gelin, sen kendini ne sanıyorsun? Bak Arpita gelin. Bu aileye daha yeni geldin. Ayrıca bu ailenin törelerini, gelenek ve göreneklerini bilmiyoruz. Ve şunu söylemeliyim ki, bu kadar büyük bir aile yumruk gibi birleşiyorsa bunun tek sebebi disiplindir. Eşim ve ben 3 oğlumuza ve eşlerine disiplin öğretmemiş olsaydık, o zaman bugün 3'ü de farklı yöne doğru gidiyor olurdu. İşte bu yüzden disiplinin çocuk yetiştirmede çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Biliyorum sen ailemize farklı bir kültürden geldin. Ama sen artık bu evin gelinisin. Bu yüzden düşünce ve inançlarını ailemize göre değiştirmen gerek. Yaşın ilk eşi bu ailenin gelenek ve göreneklerine alışmakta zorluk çekmemişti. Senin de çaba göstermen gerekiyor. Ve bu çabada başarılı olmanı bekliyoruz gelin. Az önce çocukların çabuk değişebileceğini söyledin, değil mi? Bu doğru. Ama asıl önemli olan şu, bir kadın düşüncelerini ortama göre değiştirebilmelidir. Böylece hangi aileye gidersen git, o aileye göre şekillenebilirsin. Hı? Bu konuda kesinlikle haklısın. Ama Arpita gelin iyi bir eğitim almış. O herhangi biri değil. Kurutulmuş toprak çömleği kalıba dökmek istersen kırılır. Ama yine de şeklini değiştirmez. Bu yüzden ondan bir şeyler beklemek çok yersiz. Arpita gelin, sen git işine bak. Arpita ile bu şekilde konuşman çok yanlış Gayatri. Yapmasını istediğin şeyi böyle söylemen sana yakışmadı. Bana sorarsan bu konuda konuşma şeklini değiştirmen gerekiyor. Eğer böyle davranmaya devam edersen, 3 gelinin de senden çok uzaklaşır Gayatri. Kalplerinde sana karşı asla saygı olmaz. Aslında ben öfkeyle öyle söyledim. Daha dikkatli olacağım. Eğer bana sorarsan diline dikkat etmeyi öğren Gayatri.
senin için daha iyi olur. Merhaba yenge. Sen neden böylesin? Anlıyorum. Sen hala abimle yaptığın yolculuğun etkisindesin, değil mi? Bu arada yenge, hem Palak'ın hem de Payal'ın okulunun evden uzakta olmaması gerçekten çok iyi, değil mi? Ayrıca abim sana ne dedi? Söylesene yenge. Sen beni boş ver Pratik. Yatağınızı tamir ettiniz mi? Yenge sen var ya, dalga geçmeyi çok seviyorsun değil mi? Pratik, buraya gel. Tamam baba, hemen geliyorum. Yenge, sonra görüşürüz. Gitmeliyim. Ne oldu? Babanın yanına bu halde gitmen hiç doğru değil. Sağ ol yenge. Beni azarından kurtardın. Şimdi gitmem gerekiyor. Alo. Arti. Anne. Anne nasılsın? Babam nasıl? Annenle birlikte seni bu yaşa getirdik. Seni toplumun bütün kötülüklerinden korumaya çalıştık Arti. Ve bugün senin bütün bunları ödeme vaktin geldi. Anşı ve seni çok özledik kızım. İkinizi de görebilmek için can atıyorum. Şimdi söyle bakalım, eve ne zaman geleceksin? Bayan Gayatri ile istersen bizzat konuşurum. Affet anne ama gelemeyeceğim. Ve lütfen ısrar etme çünkü sana hayır demek hiç içimden gelmiyor. Artık buraya gelmek istemiyor. İstemiyor mu? Peki neden? Alo. Sen neden evine gelmiyorsun? Hayır hayır, eve gelmen gerekiyor. Senin bu evde yapılacak bir sürü törenin var. Bu çok eski bir gelenek canım. Bunu biliyorum baba. Bu çok eski bir gelenek. Evlenen bir kız tören için babasının evine gider. Ama bu gelenek isteyerek evlenenler içindir. Zorla evlendirilenler için değil. Ama kızım, söylediğim şey için daha ne kadar cezalandıracaksın beni? Biz sadece senin iyiliğini düşünüyorduk ve mutlu olmanı istedik. Sürekli anne babasını düşünen, onları hiç üzmeyen ve onlara hiç kızmayan o artık kızımıza ne oldu? Hala bize kızgın mısın? Yüzümüzü görmek istemeyecek kadar nefret mi ediyorsun? Neden kızım? Neden? Yapacak çok işim var baba. Kapatmam gerek. Kendine dikkat et. Ama Arti... Artık Arti'nin bizi affedeceğini sanmıyorum. Hayır hayır Şoba, sadece bekle. Bizim Artimiz asla bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Sanırım kızımız yeni evinde daha mutlu olduğu için buraya gelmek istemiyor. Bence gerçek bu. Bu yüzden yanımıza, evine gelmek istemiyor olabilir Şoba. Şoba, istediğimiz buydu değil mi? Kızımız Arti'nin hayatının düzene girmesi ve mutlu olması... Bundan memnun olmalıyız. Yenge, yemekler dışarıda. Dolaba koyayım mı?
Yarın da yeriz. Hayır Arpita. Bu ailede hiç kimse artık yemek yemez. Bütün bunlar fakirlere gidecek canım. Bu evin kuralıdır. Burada işimiz bitti. Hadi sen git. Kocam henüz eve gelmedi. Yemeğini verip ben de çıkarım. Tamam yenge. İyi geceler. İyi geceler. Gece yarısı olmak üzere. Neden hala gelmedi? Gidip onu arayayım. Demek geldin. Çok geç oldu. Gidip yemekleri ısıtayım. Ben aç değilim. Tamam. Neden aç olmadığını biliyorum. Müşterinle görüşmek için dışarıya çıkmış olmalısın. Orada da yemek yedin. Dışarıdaki yemekler hiç sağlıklı değil. Mideni çok ağrıtıyor. Neden dışarıda yiyorsun ki? Evimizde bu kadar sağlıklı yiyecekler varken neden dışarıda yemek yiyorsun? Ben hiç anlamıyorum. Fırsatını bulur bulmaz şikayet etmeye başladın. Senin şikayetlerinden bana fırsat bile kalmıyor. Biliyorsun çok fazla tamam, ev işi var. Tamam konuşma artık. Hangi yemeğin midemi ağrıttığını biliyorsun. Ama benim nelerden şikayet ettiğimi bilmiyorsun. Maalesef. Sanırım yaş biraz kırgın. Acaba bu evde neden kimse benim söylediklerimi anlamaya çalışmıyor? Islak havlu, yatağın üzerinde. Çünkü bu ev çok büyük. Bu yüzden. Hadi bakalım şimdi beni yakalayın. Dikkatli ol. Düşeceksin. Yakalayın. Neden odayı dağıtıyorsunuz? Payal ve Palak, neden buradasınız? Gidin. Gidin ve uyuyun. Hadi. Baba, bizim uykumuz yok ki. Tamam, hiç sorun değil. Şöyle yapalım. Burada bir süre daha oynayabilirsiniz. Ama sonra odanıza gidip uyuyacaksınız. Yarın hepinizi parka götüreceğim. Orada oyuncaklarla oynayıp çok eğlenirsiniz. Orada çok fazla insan var. Sizin gibi çocuklar da var tabii. Orada saklambaç da oynarsınız, koşarsınız da. Tamam mı? Hayır. Saati gördünüz mü? Payal ve Palak, gidin. Ve hemen yatın. Gidin ve uyuyun. Ama baba... Sakın bana itiraz etmeyin. Buraya gel. Sen de. Geç olduğu için uyumalısınız. Baba ne diyor? Erken yatıp erken kalkmak insanı sağlıklı ve akıllı yapar. Ve zeki. Hadi odanıza gidin, uyuyun. Hadi. Söylesene baba.
sen neden bize gönderiyorsun? Neden? Sen de yeni annenden öpücük istiyorsun değil mi? Bütün bunları sana kim öğretti? Amcamdan öğrendik. Bu doğru baba. Pratik amcam Pareti yengemi her gördüğünde hep öpücük istiyor. Sen de yeni anneden öpücük istiyorsun değil mi? Payal Palak, eğer bir daha böyle şeyler söylerseniz size çok kızarım ona göre. Beni anladınız mı? Ama çocuklara neden kızıyorsun? Hadi. Hepiniz gidin. Git 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 git. Anç. Sen de uyumaya git canım. Palak ve Payal'i daha fazla rahatsız etme ve yatmadan önce geceliğini giy, tamam mı? İyi geceler. Ne oldu? Ne istiyorsun? Aş? Arabamı istiyorum. Hem de büyük babamın verdiğini. Ama Aş sen... Anne bana arabamı ver. Büyük babamın hediye ettiğini. Arabayı şimdi ne yapacaksın? Beni duymadın mı? Neden arabayı istiyorsun? Sadece istiyorum o kadar. Alo? Alo? Baya şok. Alo? Alo? Beni duyuyor musunuz? Alo? 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 Evet. Evet, baya şok. Beni duyabiliyor musunuz? Al bakalım. Sana arabayı veriyorum. Ama onunla çok fazla oynama. Unutma ki yarın erken kalkmak zorundasın. Tamam mı? İyi geceler. İyi geceler. Tamam, iyi geceler. Daha
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.